Roma Tem Hastanelerinin sunduğu Yaşamın Renkleri programı devam ediyor. Yaşamın renklerinde bugün aslında çok yaygın bir sorunu konuşuyor olacağız. Bel fıtığını konuşacağız. Eğer sizin de bu konuda merak ettikleriniz varsa lütfen ekran başında olun sizler de. Stüdyomuzun konuğu Profesör Doktor Güneş Yavuzer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam bel fıtığı çok yaygın bir rahatsızlık. Aslında bel fıtığı hastalığı demek mi daha doğru olur? Çünkü bel fıtığı aslında belki de 100 kişiden 90'ında olan bir şey ama rahatsızlık olduğu noktada mı sorun? Oluyor. Evet, her zaman hastalık yaratmıyor. Hı hı. Vücudumuzun birçok yerinde birçok sorun olabilir ama biz onlarla baş edebiliyorsak o zaman bir hastalık yok. Ne zaman bel fıtığı bir hastalık gibi düşünülerek tedavi edilmeli? Kişinin ağrı nedeniyle ya da hareketlerdeki kısıtlanmalar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yapmasını engelliyorsa, işini yapmasını engelliyorsa, okula gitmesini, ders çalışmasını, ödevlerini yapmasını engelliyorsa o zaman mevcut bir sorun artık hastalık olmuştur. Tedavi edilmesi gereken bir durum haline gelmiştir denebilir. Bel ağrısı yoksa hepimizin hayatında en az bir kez yaşayacağı bir sorun. Herkeste. Boyun ağrısı o kadar değil ama bel ağrısı büyük eklemler olduğu için, yük taşıyan eklemler olduğu için ve çok hareket eden eklemler olduğu için muhakkak bir kez insan hayatında bir sinyal veriyor. 2 ya da 3 gün süren belde ağrı ve hareket kısıtlılığı şeklinde bel spazmı biraz öne eğilerek, yana eğilerek o bir çok iyi bilinen bir duruş vardır biliyorsunuz. Bu şekilde 2-3 gün geçirmek herkesin hakkı. Ama eğer o dönemi iyi değerlendirirse, o dönemi oluşturan hazırlayıcı faktörlerden kaçınmayı iyi bilirse, kaslarını güçlendirir ve dış yüklenmelere karşı dayanıklı hale gelirse bel ağrısını bir daha yaşamayabilir. Bel ağrısı hepimizde var ama bel fıtığı var mı? Aslında yok. Benim asistanlığım yıllarında MR yokken yani manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri yokken biz sadece klinik muayene ile karar verirken bel fıtığı tanısını bu kadar sık koymuyorduk. Ve bel fıtığı nedeniyle de tedavi olan hasta sayısı bu kadar sık değildi. Fakat bu manyetik rezonans gibi ileri teknikler geliştikten sonra bazen beli ağrıyan bir kişide çekilen MR'da bir de hafif bir taşma görüyorsak iki omurun arasındaki diskte doğal amortisör görevi gören diskte hafif bir taşma görüyorsak hemen ona bel fıtığı tanısı koyuyoruz. Ve maalesef bunların büyük bir bölümü yanlış tanı oluyor. Tedavi bel fıtığına yönelik gidiyor ve belki de altta yatan asıl neden atlandığı için kalıcı ve tam anlamıyla bir tedavi şansı yakalayamıyor hasta. Bel fıtığı öyle kolay kolay olan bir şey değil aslında. Omur, iki omur arasındaki o destek yapı çok iyi korunan bir yapı. Şöyle gösterelim arzu ederseniz. Hocam. Biz bir anatomisini göz önünde canlandırabilmek için böyle bir maket bulduk getirdik. Burası kafa tabanı. Yani kafa tasının altı buradan. Ve omurga onun altından başlıyor. Kuyruk sokumuna kadar uzanıyor. Bunlar da kalça kemikleri. Yani şuradan artık bacakların çıktığını düşünelim. Burası boyun bölümü, burası sırt bölümü, şurası ise bel bölümü. Yani iki omur arasında iki omurun hareketlerini kolaylaştıran ve biz hoplarken, sıçrarken, yürürken, koşarken o yüklenmeleri emen aynı bir arabanın amortisörü gibi yapılarımız var. Bunlara disk diyoruz. Bunlar normal şu iki beyaz yapı arasındaki şu sarımsı yapı diskler. Bu diskler yaş ilerledikçe suyunu kaybediyor ya da üzerine yanlış yüklenmelerle eğer olması gerektiği yerden dışarıya doğru taşıyorsa buna da fıtık diyoruz. Boyun bölgesinde olursa boyun fıtığı, belde olursa bel fıtığı. Şurada küçük kırmızı bir taşan noktamız var. İşte burası bel fıtığı. Peki hocam diskler kayıyor dedik ya, disk kayması diye de bir tabir var. İkisi aynı şey midir, farklı şeyler midir? Disk kayması biraz daha farklı. İlla disk kaydı diye o bir fıtığa dönüştü anlamını taşımıyor. Yani dizilimde, omurların diziliminde eğer bir bozukluk varsa, yandan belki daha iyi görebiliriz. Bir omur birinin önüne kaydıysa buna bazen omur kayması, bel kayması ya da disk kayması gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Yani kayma dizilimin olması gereken doğru dizilimin değişmesi demek. Fıtık ise bu iki omur arasındaki amortisör yapının yani yükü emen, aktaran yapının yer değiştirmesi, dışarı doğru taşması. Peki neden ağrı oluyor buradaki yapı dışarı taştığında? Bir kere vücut ağrısız yaşamaya alışık. O bölgedeki o yüksek diske alışık. Oradaki anatomik bir bozukluk çevredeki sinirlere bası yapıyor. Omurilik bu omurganın içinden geçen ana taşıyıcı
omurilik ve bunlardan şu şekilde küçük küçük sinirler çıkıyor her birinin yan tarafında. Hı hı. Yanda bir fıtık olduğunda bakın bir üstte rahat bir şekilde dışarıya doğru çıkan sinirler bu yapı nedeniyle baskı altında kalıyor. Hı hı. Ve de fonksiyonlarını yapamaz hale geliyorlar. Görselimizi bırakalım ve öyle devam edelim arzu ederseniz. Evet hocam, bası yaptığı zaman hani ağrım bacağıma vurdu, bacağımda elektrik çarpıyor gibi bir sızı var dedikleri artık o sinire bası yapıyor anlamını evet. taşıyor. Yani siyatik olarak bildiğimiz sorun belde, fıtık belde ama ayağı ağrıyor, baldırı ağrıyor, uyuşukluk, elektrik çarpması ayakta oluyor ya da kramp ayakta oluyor. Neden? Çünkü omurilikten çıkıp bacağa giden sinirler asıl bası altında kalan yer o beldeki çıkış noktası. Hı hı. Bu sinir nereyi çalıştırıyor? Bacaktaki kasları. Beldeki üst bölüm kasları kalça çevresini, diz çevresini, alt bölüm sinirleri ise ayak çevresindeki kasları çalıştırıyor. Hı hı. Topuğa kadar yayılıyor ağrım. Topuğumda uyuşukluk var diyorsa biz biliyoruz ki 5. bel omurunda yani 5 tane bel omuru var. Ağrının lokasyonunu tespit ettiriyor. Evet, evet yani sorun neredeyse onun çıkış noktasına dönüyoruz anatomik bilgilerden hı hı hı. ve sorunun nerede olacağını öngörüyoruz. Hı hı. Dediğim gibi MR olmadığı dönemlerde ya da derin görüntüleme yöntemi yokken biz klinik bulgularla bunların tanısını koyuyorduk. Şimdi muhakkak MR'la da artık bu tanı destekleniyor. Fıtığın yeri ortaya çıkarılıyor. Çünkü aslında o siyatik dediğimiz sorunda yani bacaktaki elektriklenme hissi, bacaktaki ağrı ya da baldırdaki kramp hissi sinirin sıkıştığını gösteriyor belde. Hı hı. Ama bu her zaman fıtık olmayabilir. Hı hı. Bu pekala oradaki bir kırık olabilir, oradaki bir tümör olabilir, oradaki bir apse olabilir, enfeksiyon olabilir. Hı hı. Yani siyatik ağrılarında ayırıcı tanıya iyi eğilmek lazım. Doğru hı hı. bir kişinin hı hı. bu ayırıcı tanıları gözden geçirmesi lazım ve görüntülemeyle desteklemek lazım. Çünkü fıtık değil pekala başka bir sorun da olabilir ve biz fıtık gibi onu tedavi edersek hı hı. daha sorunu derinleştirebiliriz, daha büyük sıkıntılara yol açabiliriz. Onun için doğru tanı burada çok önemli. Bel ağrılarında çok çok önemli. Evet, tedavinin bir kez her şeyden önce mutlu ve olumlu sonuç vermesi için çok önemli. Hocam bel fıtığında biz artık ameliyatların da çok yaygınlaştığını görüyoruz. Hani insanlar eskiden anesteziden korkuyorlardı ama baktığınız zaman anestezi ilaçlarının çok daha hasta dostu, konforlu ilaçlar olduğu için biraz bu korku ortadan kalktı. Çok yaygınlaştığı için de cesaret biraz arttı ama doğru bir şey mi? Fıtık olduğunda hemen ameliyat olmak hangi nokta ameliyatı gerektirir sizce? Bazı kırmızı bayraklı yani acil durumlar var. Ameliyatın %100 gerekli olduğu, hı hı. kaçınılmaz olduğu, hı hı. ameliyatı hiç düşünmeden ne hastanın ne hekimin yapması gerektiği hı hı. durumlar var. Bunlar idrar kaçırma gibi ya da gayta kaçırma gibi çok ileri düzeyde sinir basısı olduğunu gösteren bulgular. Ya da motor kayıplar gibi örneğin ayağı düştü, ayağını yukarıya doğru çekmesini hı hı. sağlayan, hı hı. kasları kumanda eden sinirde bir bası varsa... Eğer motor kayıp varsa yani ayağını çekmek ya da dizini bükmek gibi kas aktivitelerini yapamaz hale gelirse muhakkak hemen ameliyat olması gerekiyor. Sinirin bir an önce o basıdan kurtarılması gerekiyor. Ama böyle acil bir durum yoksa o zaman ameliyatı her zamanda herkese önermiyoruz. Cerrahlar da bu kanıdalar. Neden? Çünkü ameliyatla çıkarılan o disk malzemesi, dışarıya çıkarılan disk malzemesine bizim aslında ihtiyacımız var. Bir dönem biliyorsunuz bademciklerde en ufak bir iltihaplanmasına hemen ameliyat evet, edilsin. Çocukların en çok olduğu ameliyatta. Evet, evet, hatta dondurma yiyeceğiz diye sevinirlerdi. Ama sonra araştırmalar gösterdi ki o bademciklere bizim immün sistemimiz için ihtiyaç var. Dolayısıyla eskisi kadar sık bademcik alınmıyor. Evet, bir filtrasyon yapıyor çünkü evet, onlar da olduğu o dışarıdan bölgede. Giren evet. yabancı maddeleri süzüyor. Aynı şekilde diskler de artık eskiden olduğu gibi hemen ilk dışarıya taştı olduğunda kesip alınmıyor. Başka alternatif cerrahiler ya da cerrahi olmayan tedavilerle o diski dışarı taşan diski tekrar yerine almaya çalışıyoruz. Çünkü ona ihtiyacımız var. O iki kemiğin birbirinin üzerine binmeden rahat hareket edebilmesi için, yüklenmeleri hissetmeden rahat hareket edebilmemiz için o diske ihtiyacımız var. O zaman bilimsel araştırmalar bunu korumaya yönelik yöntemler üzerine yoğunlaşmışlar.
ve yerçekimsiz ortamda bel ağrılarının azaldığı, bel fıtıklarına bağlı bacak ağrılarının azaldığı gösterilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu gözlemden sonra yapılan bir takım araştırmalarla belde özel çekme tedavileri geliştirilmiş. Bel ve boyunda, tüm omurgada. Yani iki omurun birbirinden uzaklaştırılması ve dışarı yüklenmeyle taşan fıtık materyalinin tekrar içeri çekilmesi tedavisi. Bu birçok tedavi yöntemlerinin içinde bir örnek. Biraz sabır gerektiriyor. 4-6 hafta sürüyor tedavi. Ama uygun anatomik bölgeye, yani tam o fıtığın olduğu bölgeye, periyodik ve kişinin vücut yapısına uygun olarak, fıtığının tipine uygun olarak uygulanan o çekme tedavileriyle o fıtık tekrar yerine alınabiliyor ve ameliyat olmadan ağrılarından ve hareket kısıtlılığından, o uyuşukluğundan kurtulabiliyor. Peki o yerinde kalacak mı? İşte bu iyilik halinin devamlılığı kurallara uymasına bağlı. Bir tedaviyi belirlediğimiz zaman kişiyi muhakkak bu tedavi kararının içine alıyoruz ki kalıcı bir iyilik hali sağlayabilelim. Yani kişi eğer hareketsiz yaşama devam ederse, bel fıtığını biz tedavi ettik, yerini aldık ama sürekli aynı pozisyonda kalmaya devam ederse ya da iş ortamında ağır kaldırma ya da uzanma aktivitelerini belini korumadan yapmaya devam ederse o zaman tekrar edebiliyor. Ama aksi takdirde tekrarı olmadan güçlü kaslarla olumsuz yüklenmeleri iyi karşılayarak bel fıtığı ve bunun yarattığı ağrı ve uyuşukluk hissinden kurtulabiliyor. Hocam ameliyatta da tekrar etme riski yok mu? Evet var. Gene var değil mi? Evet var. Yani eğer uygun bel dinamiğini sağlayamazsak ameliyat kesin bir çözüm olmuyor. Çok iyi cerrahlarla çok yüz güldürücü sonuçlar alıyor hasta. İlk aylarda rahat ama ondan sonra fıtığım tekrarladı diye gelebiliyor. Burada cerrahın hiçbir suçu yok. Burada eğer uygun günlük yaşam aktivitelerini kişinin yaşamına biz ekleyememişsek bu tekrar etmek zorunda. Aynı düzeyden etmiyor çoğu kez. Bir üstten, bir alttan. Çünkü siz yüklendikçe bir üst, bir alt diskte 23 tane diskimiz var. Her an hepsi olumsuz risk altında. Onları kurtarmamız gerekiyor. Duruş pozisyonu, düzenli egzersizler, kişiye uygun reçete edilmiş tedavi programlarıyla sorunun tekrar etmesi engellenebiliyor. Tedavi yöntemi hangisi olursa olsun, ister cerrahi, ister fizik tedavi, tekrar oluşmasını engellemek bizim işimizin en önemli püf noktası. Evet, bunu da gene diğer programlarda da bahsetmiştik. Aslında sürdürülebilir bir konfor haline getiriyorsunuz ve artık bundan sonra sorun yaşamadan yaşamayı öğretiyorsunuz bir anlamda, değil mi? Doğru. Bunun eğitim kısmı da gene tabii ki verdiğiniz hizmetler arasında. Doğru. Kas iskelet sistemini doğru kullanma eğitimi, hiçbir sorunu olmayan kişilere başlamak en değerli. Erken yaşlarda başlamak en değerli. Onun için bazen annesinin babasının yanında gelen çocukları da ben içeriye alıyorum. Çünkü ne kadar sık duyarlarsa doğru yöntemleri o kadar kalıcı olacaktır. Bu göz sağlığı, kulak sağlığı, diş sağlığı hepsi için geçerli. Doğruyu bir model olarak göstermek ve sözel olarak da çocuğa tekrarlamak ilerisinde sağlıklı yaşamı için ona verilecek en önemli hediye zannediyorum. Evet hocam, programımıza katılan bir başka hocamız şöyle bir şey söylemişti ve benim aklıma yer etti. Bize gelen bel fıtığı hastalarının birçoğu öyle mesela bunu meslek edinmiş insanlar değil. Onlar en az gelenler. Bir yük taşıyan bir hammal veya gene yük taşıyarak iş yapması gereken hastalar bize çok az gelirler. Çünkü onlar o yükü nasıl taşıyacaklarını bilirler. Burada önemli olan ne kadar çok yük taşıdığın değil, yükü nasıl taşıdığın. Doğru. Bu bazen hani belki birisi 50 kiloyu taşır ama hiçbir zarar vermez doğru taşıdığı için. Ama siz bir 2-3 kiloyla kendinize zarar verebilirsiniz. Kesinlikle. Değil mi? Pozisyon bu kadar önemli mi hocam pozisyon taşımada? Pozisyon çok çok önemli. Hazır olmadığınız bir işi yaparken yaralanma riskiniz çok yüksek. Bir kere diziliminiz, yani vücudunuzdaki kemiklerin, eklemlerin birbirleriyle orantılı ve düzgün dizilimi çok iyi koruyucu bir faktör. Kemik dizilimi yetmiyor. Çevresindeki kasların da sizin yaptığınız hareketi karşılayacak derecede güçlü olması gerekiyor. Ve sizin daima ve daima yapacağınız işe konsantre olmanız gerekiyor. En sık yaralanmalar kafası dalgın olan kişinin o dalgınlıkla aniden yaptığı ters bir hareketle oluyor ki bel fıtıklarının hazırlayıcı en önemli faktörlerinden birisi de bu. Bazen bir ev hanımı hem çocuklarla hem çalan zille hem televizyonla hem ani bir hareketle hareket ettiğinde çok küçük yüklenmelerle hasarlanabiliyor. Ya da ofis çalışanı en alt çekmecedeki bir kağıda uzanırken yine dalgın,
kolaylıkla belini incitebiliyor. Hı-hı. Yani gerçekten 100-150 kilo taşıyan bir kişi olmak gerekli değil bel fıtığı için. O zaman bilinçli davranmak, işi yaparken doğru düşünerek ve beli koruyarak davranmak en önemlisi. Korumak derken hareketsizliği kastetmiyorum kesinlikle. Hareketsizlik riski daha çok arttırıyor. Bu şekilde otururken disklere yüzlerce kilo yük bindiriyoruz. Taşıyıcı kolonlar biraz değil mi? Eğer bina olarak çok düşünürsek. Doğru. Tam anlamıyla taşıyıcı kolonlar. Eğer onları doğru yapılandırırsak erken dönemde ve çevre yüklenmeleri eşit dağıtırsak bizi yıllarca hiçbir sorun yaşatmadan götürebilirler. Peki hocam, sebat eden bir hasta ise eğer fizik tedaviye gelen bel fıtığı sorunuyla. Başarı oranı nedir tedavide? Yani bel fıtığı gerçekten sonuna kadar iyileşebilir mi? İlla ameliyat olmayabilir mi? Bu da çok önemli çünkü bu sorular çok motivasyonu da arttıran sorular hocam. Ben ömrü billah bu ağrıyla yaşarım, nasıl olsa fizik tedavide bir işe yaramaz diye düşünen eminim birçok izleyicimiz vardır. Evet. O yüzden soruyorum, başarı oranları nedir diye. Doğru. Maalesef kronik ağrı haline dönüştüğü zaman hangi nedenle olursa olsun ki bel fıtığı bunda çok önde gelen listedeki önde gelen sebeplerden biri. Ağrı kronikleşince kişinin biraz inancı da kayboluyor ve ruhsal durumunu da bu olumsuz etkiliyor ve artık yaşamdan zevk almayan, sürekli ağrılarla yaşayan, çevresindekileri de aşırı yükleyen bazı aileler var, böyle kronik ağrı sendromları var içinde ve bütün aile artık zevk almayı, ailece güzel bir şeyler yapmayı unutmuş durumdalar. Buna gerçekten üzülüyorum. Her hastanın iyileşme şansı var. Bunun yüzdesi kişiye göre değişiyor. Doğru tanı bunun birincil gerekliliği. Bazen bel fıtığı, evet MR'ında bir bel fıtığı var ama aslında kişinin sorunu bambaşka, ayağındaki bir taban çöküklüğü olabiliyor. Yani bütünü görmeden konan tanılarda yüz güldürücü sonuçlar alamayabiliyoruz. Tedavinin düzgün uygulanmaması, hem ekip elemanları, sağlık ekibi tarafından eksik uygulanması bir sıkıntı olabilir. Zaman olarak eksik uygulanması, bazen ödeme problemleri, hastanın sigortasının karşılamama gibi problemleri, bazen iş yerinden izin alamama süreci uzatabiliyor. Ama çoğu kez, kimse alınmasın, çoğu kez bir ağrı kronikleşiyorsa bunun sorunu kişinin kendisi. Ağrıyla baş etme mekanizmalarını çok iyi desteklemek gerekiyor. Yani ağrının tedavisi ekibinde muhakkak bir psikiyatristin, bu konuda eğitimli bir psikoloğun da yer alması bazen gerekebiliyor. Bu konuda bir öneri getirdiğimizde hastalar bazen ben deli değilim ya da benim ruhsal bir sıkıntım yok. Oysa kronik ağrının çözümünde beyinde birçok nörotransmitterlerin, birçok aracı hormonların da düzenlenmesi gerekiyor. Ağrı çok genel, büyük bir tablo. Bu tabloya uzaktan ve doğru açılardan yaklaşmak gerekiyor yüz güldürücü tedaviler için. Ama ben çözümsüzüm hissi en büyük engel karşımızda. Bir kere çözümsüzlük diye bir şey yok. Her türlü sorunun, ki ağrı başta, muhakkak bir şekilde çözümü, en azından kısa süreli mümkün. Ama o çözümü yakaladığımızda, bu çözüm yöntemlerini hasta da benimser ve devam ettirirse çok yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Evet hocam, belki bu çok yakın zamanlarda çok fazla duyduğum bir tedavi yöntemi değil ama bundan 10-15 sene önceye baktığım zaman bel fıtığı teşhisi konulmuş hastaların ilk tedavi yöntemi sert bir zeminde sırt üstü kıpırdamadan, hatta mümkünse tuvalete bile çok sık gitmeden yatmalarıydı. Bu sistem biraz geride mi kaldı hocam? Oldukça geride kaldı. Ben de ilk bu ekolle başlamıştım bu işe. Ama sonra zamanla bilimsel araştırmalar gösterdi ki hareketsizlik tedavinin en önemli engeli. Yani hareketsiz kalan bir dokuda oksijenlenmenin olması, tedavi edici kan hücrelerinin oraya ulaşması mümkün değil. Ama ne zaman hareketsizliği biz istiyoruz? Aniden, akut bir şekilde bir yaralanma oldu. Bu bir kırık olabilir, bel fıtığı olabilir, kas zorlanması olabilir. İlk 48 saat, yani ilk 2 gün, evet, aşırı yüklenmemek ya da bir korseyle ya da bir bandajla o bölgeyi hareketsiz kılmak bir çözüm. Yani çözüm seçeneklerinin içinde bir yeri var. Ama bu kesinlikle uzatılmamalı. Erken dönemde diske binen, bel fıtığı için konuşacak olursak, diske binen basıncın azaltılması olayın ilerlemesini tabii ki ortadan kaldırıyor. Yatmak ve dizleri karnınıza çekmek, yani o anne karnındaki bebek pozisyonu gibi, ya özellikle yan yatarak dizleri karnına çekmek ya da sırt üstü yatıyorsa kalçadan ve dizden bükük olacak şekilde dizlerin altını yastıkla desteklemek diskin içindeki basıncı düşürdüğünden ağrıları geçiriyor ve kısa dönemde hiç sorun yaşamadan 2 gün sonra kalkıp yürüyor, işine gidiyor hasta. Ama bu 2 günün üzerine
uzatılmaması lazım. Sert zemin çok önerdiğimiz bir şey değil. Eskiden biliyorsunuz o kabartılan yün pamuk yataklarımız vardı. Evet. Yattığınız zaman o yün yatağın içine şu şekilde girerdiniz ve kötü bir postürde kalırdınız. İşte bu dönemlerde o yün yatağın altına sert bir plaka konması önerilirmiş. Ama şimdi ortopedik yataklar hangisi olursa olsun bel çukurlarını destekleyen o hafif sert ortopedik yataklarla yeterli. Yani onun üzerinde istirahat yeterli. Yani disk içi basıncı düşürmek için ortopedik bir yatakta yatmak güzel. Ama kesinlikle yataktan kalkmadan değil. Yani kırık yoksa ya da doktor özellikle hareketlerini yasaklamadıysa sadece bir bel ağrısı atağı için bel fıtığı vardır, ara ara bel ağrısı atakları geçiriyordur. Bu ataklarda 48 saatten daha az süreli disk içi basıncı düşürmek için yatmayı öneriyoruz. Ya da bel fıtığı varsa bir yöntem gün içinde 10-15 dakikalık istirahat periyotları. Bunu bazen rapor olarak iş yerine de gönderdiğimiz oluyor. Yani bir kişi 8 saat oturarak çalışmamalı. Ofis ergonomisi çok önemli. Kesinlikle. İster bel fıtığı olsun, ister olmasın. Çalışma yerine sağlanan performans için bile çok önemli. Tabii, bir şey. Verimlilik için. Evet, evet, yani biliyorsunuz yasalarımızda da var bu artık. İş yerindeki verimi arttırmak için muhakkak eklem sağlığını koruyucu önlemler almak zorundayız. Ve o iş yerinde çalışanların eğitimine vakit ayırmak durumundayız. Biz bu şekilde iş yeri ziyaretleri de yapıyoruz ve eğitim programlarımız var ofis ergonomisi şeklinde. Verimliliği arttırmaya yönelik tümüyle. Çünkü bir bel fıtığı en verimli çağında çalışan kişinin günlerce çalışamaz duruma gelmesi neden oluyor. Veya eziyetle çalışır hale kesinlikle gelmesine sebep oluyor. Kesinlikle verim düşüyor ve o kişiden alacağınız performans ciddi şekilde etkileniyor. O zaman ofis ergonomisi, oturduğunuz sandalyenin boyu, ellerinizin, başınızın pozisyonu, monitöre olan göz uzaklığınız, bunların hepsi çalışma verimini arttırıyor ve bunların kişi bilinçli bir şekilde uygularsa bel ağrısı atakları da zaten çok ciddi şekilde azalıyor. Evet hocam, çok teşekkür ederim.